Merhaba, hoş geldin. Bugün sana anlatacağım konu yazı becerilerini geliştirmek için yine. Hatırlarsan önceki derslerimizden birinde sana nasıl paragraf yazılır onu öğretmiştim. Peki hatırlıyor musun paragraf nasıl yazılır, paragrafta cümleler nasıl kullanılır, dizilimi nasıldır, isimleri nasıldır? Gel ufacık bir hatırlatmayla başlayayım o zaman. Paragrafta ilk cümlemizin adı neydi? Birazcık hafızamı zorla hatırlamak için. Evet, topic sentence. Peki topic sentence yani konumuzu bildirdiğimiz cümleden sonra gelen cümleler neydi? O anlamı desteklemek için bak söylüyorum. Bunların adı hatırla. Hatırlarsın. Supporting sentences. Bravo. Kaç tane supporting sentences? 3 supporting veriyorduk. Harika. Peki her supporting'den sonra verdiğimiz bir cümle daha vardı. O neydi? Examples yani örnek cümleler. Peki paragrafımızı hangi cümleyle sonuçlandırıyorduk? Hatırlıyor musun? Sonuçlandıran bir cümle vardı. Yani dediğim gibi concluding sentence. Harika. İşte bir essay'in yani kompozisyonun en küçük birimi paragrafla başladı. Şimdi komple essay'imiz nasıl oluşur, nasıldır, nasıl yazılır, paragraflar, dizilimi vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Essay'ler tipine göre ve konusuna göre en az 10 ve onun üstündedir. Yani şöyle söyleyeyim. Opinion essay, descriptive, argumentative, compare and contrast vesaire veya problem solution gibi birkaç essay tipi vardır. Ve onların tipine göre ise onların kurgusu, paragraf sayısı, paragraf dizilimi vesaire değişebilir. Ama genel olarak essay paragraflarının değişmez somut olan bir kalıbı vardır ve şöyle söyleyebiliriz. Tüm essay kalıpları tam bu basic yani esas olan essay tipi üzerine kurgulanır. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben bugün sana standart 5 paragraftan oluşan genel bir essay hakkında konuşacağım. Ve dediğim gibi diğer essay'ler de bu kalıp üzerine gidiyor. Sadece ufak tefek değişiklikler yapmakla. Öncelikle 5 paragraf essay dedik ya. İşte o paragrafları yazabiliyorsun artık. Paragraf nasıl yazılıyor onu biliyorsun. Ve şimdi onları essay haline getireceğiz. Öncelikle paragrafın bir essay'in ilk paragrafından yani introduction paragraftan bahsedeceğiz. Öncelikle introduction nedir? Ne paragrafıdır? Yani senin konunu tanıtacağın bir paragraftır. Konunu nereden biliyorsun? Sana bir metin verilir. Prompt dediğimiz bir konu başlığı verilir. Sen orada essay için bir başlık çıkarırsın. Ve mutlaka aklında kalsın, bir essay asla başlık atmadan yazılmaz. Mutlaka bir başlık atman gerekiyor. Ve bu başlığa göre ise introduction yani konunu, yazacağın konuyu takdim etmen gerek. Onun ardından supporting paragraflarımız var. Bak mesela bir paragrafta nasıldı? Paragrafta topic cümle vardı, sonra 3 tane supporting ve concluding vardı ya. İşte o paragraf o essay'in mini hali gibi düşün. Onları daha böyle zoom ettiğimizde paragraf haline geliyor. Küçük essay haline geliyor zoom ettiğimizde. Küçülttüğümüzde paragraf haline geliyor. Aynen essay'de de nasıl ki paragrafta 3 tane supporting'imiz vardı. Essay'de de 3 tane supporting paragrafımız var. Şöyle supporting 1, supporting 2, supporting 3. 3 supporting paragrafımız var. Ve son olan paragrafımız ise sonuçlandıran bir noktaya bağlayan paragrafımız ise concluding paragraf oluyor. Yani gördüğün gibi introduction, supporting 1, supporting 2, supporting 3, concluding paragraph. 5 paragraf saydık. Bu 3 tane supporting paragraflara body paragraf yani essay'in gövdesini oluşturan paragraflar deriz. Biri başı, diğeri ayağı ise bu 3 supporting ise essay'in gövdesini oluşturuyor. Şimdi her bir paragrafla ilgili onların içerikleriyle, vereceğimiz bilgi, onların sıralamasıyla ilgili de ufak tefek noktalar, bilgiler sana ileteceğim. Yine introduction paragrafla başlayalım. Öncelikle introduction paragrafın çok catchy olması gerekiyor. Catchy ne demektir? Yani senin dikkatini yakalaması gerekiyor orada. Senin derken yazanın değil, okuyanın dikkatini yakalaması gerekiyor. Hatta şöyle diyeyim, okuyan kişi ilk cümleden alman gerekiyor. Yani kancaya takıp çekmen gerekiyor onu. Dikkatini öyle çekmen gerekiyor. O yüzden de introduction paragrafın ilk cümlesine hook yani kanca diyoruz. Hook sentence. Peki nasıl yaratırız bu kanca olan cümleyi? Bu hook cümleyi nasıl yazacağız? Hook cümle dikkat çekmek için dikkat çekici bir soru olabilir mesela. Veya herhangi bir deney,
herhangi bir araştırma sonucu olabilir, herhangi bir net bir bilgi göstermiş olabilirsin. Bu sana kalmış. Mesela herhangi bir araştırmanın sonucu olarak bir istatistik ile belirlenmiş bir bilgi verebilirsin veya çok ilginç bir soru. Mesela diyelim ki kutup ayılarının nesli tükeniyor. Bununla ilgili bir essay yazacaksın ve ilk cümlen nasıl olabilir? İşte şu an dünyada kaç tane kutup ayısı vardır? Bunun bir istatistiği belliyse ve biliyorsan öyle yazabilirsin. Veya onlarla ilgili çok birazcık da humoristik, yani komik bir yanı olan bir soru sorabilirsin. Yeter ki karşında okuyacak olan insanın, senin essay'ini okuyacak olan insanın dikkatini çekesin. Onun ardından, yani hook cümleden sonra gelen ikinci cümle ise background information. Necessary background information. Background information nedir? Arka planda verilecek bilgi. Necessary background information, gerekli olan arka plan bilgisi demektir. Nedir bu arka plan bilgisi? Diyelim ki bir istatistik verdin. Mesela bildiğin bir yüzdeyle verilmiş bir istatistik verdin. Onunla ilgili bir veya iki cümle, açıklayıcı olan bir cümle. Bunlar verdiğin ilk hook'la ilgili bir veya iki açıklayıcı cümle vermendir. Bu background information iki cümleyi geçmemesi gerekiyordur. Bir cümleyle de background information verebilirsin. Yeterlidir. Peki ondan sonra geçiyoruz introduction paragrafın en önemli cümlesine. En önemli cümlesi ise thesis cümledir ve 3 bildirmen gereken belirli noktalar olması gerekiyor. Yani thesis and 3 main points. Peki thesis ne? Bu aslında tez cümlesidir. Thesis tez demek ama bu tez derken akademik tezlerden bahsetmiyorum. Yani senin ortaya attığın, sunduğun fikrin nedir? Savunduğun fikrin nedir? Bak bu işte senin oluyor tez cümlen. Thesis cümlesinde ise hatırlarsan paragrafı ben anlatırken orada topic sentence'den bahsetmiştik ya, hani nasıl diyorduk, mesela diyelim ki bir konu var, büyük şehirde yaşamanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili bir şey yazacaksın. Ne diyorduk topic olarak? Büyük şehirde yaşamanın birçok avantajı vardır. There are several advantages of living in a big city. Bu bizim topic cümlemizdi. Şimdi bunu thesis olarak, yani bir essay'de thesis olarak yazarsak şöyle yazacağız. There are several advantages of living in big city, such as. Such as ne demek? Gibi. Yani büyük şehirde yaşamanın birçok avantajları vardır. Mesela işte o avantajları önceden belirlemen gerekiyor ve belirlerken de 3 avantajı o thesis cümlesinde vermen gerekiyor. Mesela senle ikimiz birlikte düşünelim. Nedir büyük şehirde yaşamanın avantajları? Mesela birincisi diyelim ki eğitimle ilgili birçok şans var yakalayabileceğin. İkincisi iş imkanlarıdır. Güzel iş imkanların vardır. Üçüncüsü ise sosyal hayatın çok zengindir. Zenginleşebilir. Çevren genişler vesaire. Bak 3 main points. 3 main points. Bulduk mu? Eğitim dedik, iş şansı dedik ve sosyal çevre dedik. Harika. İşte thesis cümlesinde bunların üçünü de belirtmemiz gerekiyor. There are several advantages of living in big cities such as having great opportunities for education, at work or in your social environment. Üçünü de belirttik. İşte bu kadar. Yani introduction paragrafının olmazsa olmazı thesis cümlesidir. Thesis, yani tezim olmazsa gerçekten de essay'in çok boş sayılır. Çünkü insanlar neyin hakkında okuyacağını bilmem. Şimdi atlıyorum hemen supporting paragraflara. Supporting paragraflar kaç taneydi? 3 taneydi. Harika. Bunlar body paragrafta ya, gövdeyi oluşturuyordu. Kaç point, kaç nokta saydın? Kaç nokta bildirdik? 3. Eğitim dedik, iş dedik, sosyal çevre dedik. İşte bunların her biriyle ilgili birer paragraf yazacağız. Yani bir paragrafımız, yani supporting one olan paragrafımız eğitimle ilgili olacak. Supporting two ile olan paragrafımız İş imkanları ile ilgili olacak. Üçüncü paragrafımız ise, supporting olan paragrafımız ise sosyal çevre ile ilgili olacak. Ve artık her biriyle ilgili nasıl paragraf yazman gerektiğini biliyorsun. Mesela eğitimini nasıl etkiler dersin? Birçok üniversite vardır, dil kursları vardır vesaire vesaire diye onu bir paragrafta verirsin. İş imkanları nedir? Yerli ve yabancı şirketler vardır, yüksek gelirli iş bulabilirsin diye ikinci paragrafını verebilirsin. Çok arkadaş ve güzel bir gece hayatın olabilir dersen üçüncü paragrafını verebilirsin. Bunlar da küçücük paragraf içerikleriyle ilgili sana bilgi olsun. Aynı şekilde örnekleri, supporting sentence'leri vesaire, bu üç body paragrafı
bu bilgilerle doldurabilirsin. Bunların detayına çok da inmiyorum çünkü bir önceki derslerden, artık paragraf dersimizden bildiğin gibi paragraf nasıl yazılıyor onu biliyorsun. Gelelim şimdi en son paragrafa. Bu en son paragraf ise ne demiştik? Concluding paragraph or conclusion, yani sonuç paragrafıdır. Sonuç paragrafı öncelikle nedir? Bir özet, yani yazdığın yukarıda belirttiğin o 3 sebep vardı ya, 3 supporting paragraf vardı. Onların bir sonucudur, özetidir. Özet nedir? Summary. Yani şu 3 supporting'den ne sonuç çıkardım ben özet olarak? Ve conclusion paragrafta o summary dediğimiz kısım ise senin thesis'ının başka kelimelerle tekrar yazımı demektir. Thesis'ımızı bir daha hatırlayalım. There are several advantages of living in big city, such as education opportunities, job opportunities and social environment demiştik değil mi? Aynı şekilde farklı cümlelerle conclusion'ın summary'si olarak verebilirsin. Diyebilirsin ki gördüğümüz üzere büyük şehirde yaşarken hem eğitim hem iş hem de sosyal açıdan birçok gelir getiri elde edebilirsin. Bu cümlelerle, bu kelimelerle aynı tezisi başka şekilde uyarlamış olabilirsin. Yani summary verirken çok da farklı bir şey yazman beklenmez. Tezisini restate ediyorsun. Restate tekrar bildirme demektir. Yani restate of the thesis gidiyor. Daha sonra ise closing remarks dediğimiz kısım geliyor. Or resolution. Burada resolution'a değil, yani çözüme değil, closing remarks olarak vereceğim. Bu ne demektir? Yani tam da artık essay'in son cümlesi, noktalama. Burada ne diyebilirsin? Bu ise farklı bir şey olabilir. Mesela senin kişisel olan, nasıl derler, niyetin olabilir veya tercihin olabilir. Personal opinion, yani kişisel fikrini buraya ekleyebilirsin. Burada nasıl bir şey diyebilirsin? İşte yukarıda da gördüklerimizden, yazdıklarımdan sonra veya yukarıda anlattıklarımdan sonra şu noktaya varıyorum ki şehir hayatı bana çok getiri sunacaktır ve burada gelişeceğimi düşünüyorum vesaire diye kişisel bilgini de verip eseyini tamamlayabilirsin. İşte esey aslında çok da zor bir şey değil. Bunu önemli olan eseyin formatını, organizasyonunu doğru kurmaktır. Hatta bazen öğrencilerimde, özellikle de writing skill alan öğrencilerimde, writing dersi verdiğim öğrencilerimde şu sorunla karşılaşıyorum. Paragraftan sonra tabii ki esey yazarken. Bazen ya hocam esey yazmaya ne var ki, ben Türkçe çok güzel esey yazardım diyenler var, ama şunu unutmamak gerekiyor. Türkçe yazılan esey ile İngilizce yazılan esey arasında fark büyüktür. Bildiğim kadarıyla ve benim de kendi ana dilimden, Azerbaycanca'dan gördüğüm kadarıyla, orada da yazdığım kompozisyonlardan edindiğim tecrübeden gördüğüm kadarıyla, bizde ne kadar çok edebiyat, daha çok böyle edebi kelimeler vesaire diye geniş geniş uzun uzun yazarsak bir o kadar güzeldir, bir o kadar artı puan getirir bize. Ama İngilizce'de belirli bir organizasyon, belirli bir kalıp var ve bu sınırları pek de aşmamız bize önerilmiyor. Çünkü anlatacağın şey çok önemlidir tabii ki, ama bunları bir kalıpta, kalıp içinde sunman burada çok çok daha önemli olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, burada bir essay'i thesis olmadan veya concluding paragraph olmadan hayal edemezsin. Bu senden çok büyük puanlar düşürebilir. O yüzden de senden istediğim, bir konu belirle kendine. İnternette de çok konu bulabilirsin. Hatta bu konunun birini ben sana vermiş olayım. Geri kalanını istersen, bu konuyu, benim verdiğim konuyu beğenmezsen kendine konu bulabilirsin. Az önce verdiğim örnek üzerine, ki sana fikirler de vermiş oldum aslında bununla ilgili. Tam bu anlattığım, verdiğim fikirler, örneklerle belki sen kendin bir essay yazabilirsin. Şöyle söyleyelim. Advantages of living in a big city. Veya disadvantages of living in a big city. Bunlardan bir tanesini yazabilirsin. Bunu yazmanı istiyorum. Bunu bir A4 kağıdına, soft copy olarak, yani kağıda değil de bilgisayar üzerinden bir A4 kağıdına yazabilirsin. Ve bunu yazıp ekranda gördüğün mail adresine postalayabilirsin. Bunu postala, biz tabii ki de gelen postalar ve iş yoğunluğundan hemen cevap yazacağız diyemem, ama en kısa zamanda bunun bildirimiyle sana geri dönebiliriz. Unutma, anlattığım gibi bu eseyi tamamla, adresimize postala, geri dönüşümüzü bekle. Ve tabii ki de bekle derken çalışarak bekle. Öyle yayılıp oturmaca yok. Evet biliyorum, yine çok anlattım. Yine uzun uzun konuştum, ama umarım not alıyorsundur. Çünkü not almazsan bu konuştuklarımızın hepsi gider. Bugünlük bu kadar. Hadi çayını yudumla, birazcık da dinlen. Daha sonra çalışmaya koy. Görüşmek üzere, hoşça kal.